Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlü Erman. Bu program serisinde İsa'yı kutsal vaftiz eden olarak tanımaktayız. Evet, kutsak kitaba baktığımız zaman İsa hakkında çeşitli tanıklıklar görüyoruz. İsa kutsal ula vaftiz eden olarak bize tanıtılıyor. İsa kutsal ruhla vaftiz edendir. Ee, bu konuyu işleyeceğiz ve aslında birkaç programda bu konuyu işlemekteyiz. Geçen programda kişisel tanıklığımı biraz paylaştım. Bu programda özellikle ilk kilise dönemine biraz bakmak istiyorum. Kutsal Ruh nasıl ilk kilise döneminde işledi ve günümüzde nasıl işlemektedir buna biraz değineceğiz. Bazı temel ayetlerimiz vardı buna bakmak istiyorum, bunlara bakmak istiyorum. Matta 3. bölüm 11. ayette vaftizci Yahya İsa için şöyle söyledi. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun ...çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Bu ayete göre görüyoruz ki İsa kutsal ruhla ve hatta ateşle de diyebiliriz vaftiz edendir. İsa kutsal ruhla vaftiz edendir. İsa'nın kutsal vaftiz etmesi nedir? Buna biraz değineceğiz. Özellikle birçok ayet okumak istiyorum bu programda çünkü Elçinin işleri kitabına bakacağız. Eee İsa da ölümden dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencileriyle birlikteydi. Ölümden dirildiği ilk gün öğrencilerine göründü ve onlara üfledi ve kutsal ruhu alın dedi. Yuhanna 20. bölüm 22. ayette bunu görüyoruz. Ama 40 gün boyunca onlara aynı zamanda kutsal ruhla vaftiz edilme, gökten gelen bir güçle donanma konusunda da bahsetti. Onlara bir görev verdi. Gidin dedi müjdeyi bütün uluslara duyurun. Ve hatta Onların yanından ayrılmadan önce 40. gün yani ölümden dirilişinden 40 gün sonra öğrencilerine konuşurken e, şu hatırlatmada bulundu. Elçin İşleri 1. bölüm 4. ayet. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yaruşerimden ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Daha sonra şöyle dedi. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Biraz önce baktığımız ayet gibi. Matta 3.11'de Yahya demişti ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bir günden bahsediyor. Öyle bir gün geliyor ki kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Ve en son sözü elçilerin İşleri 1.8 ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yaruşelim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Evet İsa birkaç güne kadar kusarla vaftiz edileceksiniz diyor. Kutsal üzerinize inecek güç alacaksınız. Demek ki kusarla vaftiz edilmek, kutsalın üzerimize inmesi, güç alması, ateşle vaftiz olmak bütün bunlar aynı e, deneyime e, doğru işaret eden sözler. Vaftizci Yahya da bundan bahsetmişti. İsa da bundan bahsediyor ve bu en son sözleri söyledikten sonra da zaten göğe alınıyor. Öğrencilerin yanından ayrılıyor ve öğrenciler bekliyor. Ta ki bir gün gerçekleşecek. İsa'nın söylediği o gün Pentekost günü gerçekleşti ve öğrenciler Pentekost günü kutsalla vaftiz oldular birkaç gün sonra. Pentekost 50. demek, 50. gün vaftiz oldular. Fısıh bayramından sonraki 50. gün. İsa Fısıh bayramında çarmıha gerildi. Fısıh kuzusu olarak Üçüncü gün ölümden dirildi. Ölümden dirildikten sonra 40 gün boyunca öğrencilerle birlikteydi. Ve dedi ki birkaç güne kadar kutsalla vaftiz edileceksiniz. Onların yanından ayrıldı. Ve 50. gün yani diyebiliriz ki bir hafta sonra da e, kutsal ruhun gelişini görüyoruz. Öğrencilerin bu kutsal ruhla vaftiz edilmesini, ateşle vaftiz edilmelerini yani ruhun onların üzerine inip onlara güç vermesini görüyoruz. Ve bu tabi elçin işleri ikinci bölümde ve birinci ayetten aslında burada bayağı bir okumak istiyorum. İlk 18 ayete bakalım. Birinci ayet. Pentekos günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Burada görüyoruz ki kutsal vaftiz olmakla bu ateşin üzerlerine inmesi, ruhla dolmaları, bu bilinmeyen dillerle, başka dillerle ya da İsa'nın da dediği gibi yeni dillerle konuşmaları, bütün bunlar aynı deneyime işaret eden, aynı deneyimi tanımlayan farklı açıklamalar. Yani kutsal ruh ve ateşle vaftiz olduğumuz zaman görüyoruz ki Tanrı'nın ateşi, ruhun ateşi üzerimize iniyor ve içimizi ruhun gücü dolduruyor ve ruhla dolmuş oluyoruz. Ağzımızdan bu ruhun doluluğu taşıyor. Davud peygamberinde dediği gibi kasem taşıyor. Kase taştığı zaman içinde olan taşar. Ruhun doluluğu taştığı zaman da ruhun dilleri ağzımızdan çıkıyor. İlk e, kilisede bunu yaşamıştı. Pentekos gününde gökten gelen güçlü bir rüzgar esti evi doldurdu, sonra onları doldurdu. Onlar da dolup taştılar. Bunu görüyoruz. Özellikle bu, bu gerçekten çok önemli. Aa, bu ayete tekrar bakacak olursak, e, Pentekost günü geldiğinde, Elçen İşleri 2, 1. ve 2. Pentekost günü geldiğinde diyor, bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler imanların hepsi, bunun altını çizmek lazım, hepsi, bazıları değil, hepsi kutsarlığa doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Yani imanların hepsi bu başka dillerle konuşmaya başladılar. Şimdi e, farkındayım ki birçok insan için bu dillerle konuşma olayı bir tökez kilise dünyasında bugün. Ben de ilk iman ettiğim zaman e, bu tür öğretileri veren bir kilise çevresinde değildim. Hatta imanlı olduğumun ilk 3 yılında bunları hiç duymamıştım. Aslında kendim okuyordum, görüyordum ama bu konularda sorular sorduğum zaman tatmin edici cevaplar alamıyordum. Çünkü genelde bana söylenen şuydu, sen iman ettin, suyla vaktiz oldun, kutsal ruhu aldın, bu yeterli. Ee, ama kutsal kitabı okuduğum zaman, bazı deneyimlerde bu, ve Rabb'e dua edip, Rabb'i aradığım zaman özellikle e, Kasım 1995 yılında İsa Mesih bana göründü ve görkemli bir şekilde ve beni hizmete çağırdı ve o zaman her şeyimi bıraktım ve Tanrı'nın hizmetine adandım ve e, tam mesai olarak Rabbin işini yapmaya başladım. Bunu yapmaya başladıktan sonra da kısa bir süre içinde fark ettim ki Rabbin bana verdiği bu görevi yapmak için yeterince donanıma sahip değilim. Yeterince güce sahip değilim. Donanım nedir düşünecek olursak? E, şimdi en basitten burada bir işte bir bilgisayar var. Bu bilgisayar ona güç veren e, bir şeye sahip değilse ya pilinden bu gücü alır ya da işte prizden elektrikten bu gücü alır. Ama elektrikten gelen e, e, prizden gelen elektrik gücü kesildiği anda ve içindeki bataryada da güç yoksa bu hiçbir işe yaramaz. Güç olmadan, elektrik olmadan bu alet çalışamaz. İstediğin kadar e, alet al, en son model arabayı al, en son model bilgisayarı al, en son model işte televizyonu al. Buna akan bir güç olmadığı sürece o işlemeyecektir. Ve elçilerin işleri kitabına bakıyoruz. Elçilerin işleri kitabı nedir? Elçiler işlediği için yazılmış bir kitaptır. Elçilerin yaptığı işler. Neden? Çünkü onlara bir güç aktı. Ve bu güç akımı devam etti hayatlarında. Pentekost günü başlayan bu güç akımı devam etti. İmanların daha sonra işte dua ettikleri zaman, bir araya geldikleri zaman Kusarun tekrar onların üzerine inip onları tazelediğini görüyoruz. Bir kere vaftiz oldular. Ruhlu ama sürekli tazelenmeleri gerekti güçle sürekli tazelenmeleri gerekti. Gökten gelen bir gücün sürekli hayatlarına akıyor olması gerekiyordu işleyebilmeleri için. Çünkü İsa Mesih onlara verdiği iş önemli bir iş ve doğaüstü bir iş. Git, gidin diyor müjdeyi bütün uluslara duyurun ve cinleri kovun, hastaları iyileştirin. Müzelerle, harikalarla, belirtilerle benim tanıklarım olun. Ve Elçin İşleri kitabına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Pentekost gününde kutsal üzerlerine indiği anda bu başladı. Beşinci ayette okuyacak olursak burada bazı e, ayetler var. E, bakalım devam edelim. Aslında okumak istiyorum. E, Pentekost günü ne oldu? Ö Öğrenciler ya da ilk kilise imanlar kutsalla dolunca ne oldu? Diyor ki o sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendini kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşa kaldı. Bir mucize gerçekleşiyor bu imanların ağzında bir belirti bir harika hayret ve şaşkınlık içinde bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor Aramızda partlar medler elamlılar var Mezopotamya'da Yahudiye ve Kapadokya'da Pontus ve Asya ilinde Frigya ve Pamfilya'da Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar var. Yani Roma dili konuşuyorlar. Latince, e, Grekçe, Giritliler, Araplar var. Arapça konuşanlar dahi var. E, ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Yani bu kadar farklı dilde konuşmaya başladılar. Ve diyor ki, e, bu arada bunların Celileli olduğunu fark ediyorlar. Celileli demek. Yani bunlar Celileli. E, Celil'le de konuşulan bir dil var. Celiller genelde zaten eğitimli olmayan insanlar olarak biliniyordu. İnsan öğrencileri, balıkçılar, bu tür insanlar da Celil'leriydiler. Çok eğitimli, üst tabak insanlar değildi. Belki günümüzde de bizim taşralı diyebileceğimiz insanlar. Ya da işte Güneydoğulu diyebileceğimiz insanlar. Onların bir şivesi var değil mi? İşte Karadeniz'de diyorsun bir şivesi var. Akdeniz'e gidiyorsun farklı bir şive var. E, çeşitli e, bölgelerin çeşitli şiveleri var. Ama bu insanlar hiç sanki şiveleri yokmuş gibi, kendi ana diliymiş gibi bu dilleri konuşuyorlar. Olağanüstü bir şekilde ruhun bir armağanı sayesinde bu gerçekleşiyor. Ve hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Evet, burada bu insanları sarhoş sandılar. Demek ki sarhoş diye düşünmelerinin de başka bir sebebi var. Neden bir insan için sarhoş olduğunu düşünürsün. Demek ki sarhoşluk belirtisi var. Kendini kaybetmiş gibi bu insanlar. Çünkü ruhun etkisi altındalar. Ve 14. ayet diyor ki bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yaruşem'de bulunan herkes bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Yani Alkol aldıkları için böyle değiller, ruhun etkisi altında oldukları için sadece bu insanlar bilmedikleri dillerle konuşmuyordu, ruhun etkisiyle de demek ki bedensel bazı görünümler vardı. Belki sevinçle doluydular, hoplayıp zıplıyorlardı, coşkulu insanlardı bunlar. Bunun için insanlar düşündüler ki burada bunlar bir partide içiyorlardı ama hayır, bunlar kutsalla dolmuşlardı. Saat daha sabahın dokuzu. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla ön, önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. İşte bu. Tanrı'nın ruhu insanların üzerine dökülüyor. Kutsal ruh dökülüyor. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Gördüğümüz gibi burada Tanrı'nın ruhu bu imanların üzerine döküldüğü için olağanüstü bir şey gerçekleşiyor bilmedikleri dillerle konuşmaya başlıyorlar. Birçok farklı ülkeden, yöreden gelen insanlar ana diliymiş gibi bu dilleri işitiyor ve Petrus diyor ki işte bu daha önceden bildirilmişti. Peygamber Yoel'in sözleriydi. Tanrı ruhunu insanlar üzerine dökeceğini vaat etmişti. İşte burada gerçekleşmeye başladı. Pentekos günü bu eski antlaşma peygamberlik sözü gerçekleşmeye başladı ve gerçekleşmeye de devam ediyor çünkü bütün insanlar diyor. Sadece oradaki insanlar değil, bütün insanlar ve evet ve bütün insanın üzerine Tanrı ruhunu nasıl dökmeye devam ediyor buna bakmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim bu aradan sonra birlikte olalım. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 Kutsal ruh. Kutsal ruhun gücüyle donanmış verimli bir yaşam sizi bekliyor. Artık zayıf ve eksik olmak zorunda değilsiniz. Pastor Güç Derman'ın bu ücretsiz sahip olmak için bize yazın. 136 Beyoğlu, e Posta kodu 136B yolu İstanbul, e-posta müjdeturkiye.msn.com, SMS hattı 534-611-8175. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlü Erman. Kutsal vaftiz eden İsa hakkında konuşmaktayız. İsa'nın nasıl kusarla vaftiz edeceği vaatleri bizlere verildi. Kutsal kitapta bunları gördük. Ve aynı zamanda e, Elçilerin İşleri kitabında Pentekos günü geldiğinde ilk imanları nasıl kusarla vaftiz edildiğine baktık. Biraz önce okuduğumuz ayetler bunlardı. E, tekrar edecek olursak Elçen İşleri 2. bölüm 1. ve 2. ayetlerde Pentekos günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Daha sonra ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi, bunun tekrar altını çizmemiz lazım, hepsi kusarla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Olağanüstü bir şey gerçekleşiyor. İsa Mesih'in vaat ettiği birkaç güne kadar kutsalla vaftiz edileceksiniz dediği olay gerçekleşiyor. Pentekos günü geldiğinde o gün gerçekleşiyor. İsa Mesih'in işte birkaç güne kadar dediği gün Pentekos günü imanların üzerine kusarun gücü ve ateşi dökülüyor. Onlar doluyorlar ve taşkın bir şekilde de ruhun belirtileri onlarda görülüyor. Bilmedikleri dillerle konuşmaya başlıyorlar. Hatta çevrede bulunan insanlar şaşkınlık içinde gelip diyorlar ki bunlar celileli değil mi? Nasıl oluyor da bu insanlar bizim ana dilimizde konuşuyorlar ve gördüğümüz gibi çok farklı ülkelerden gelen insanlar vardı. Partlar var, Medler var, Elamlılar var, Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus, Asya ilinde 8 oldu, Frikya, Panfilya 9, Mısır 10, Libya 11, ee, Ondan sonra Yahudi ve Yahudi'ye dönen Romalılar 12, Giritliler 13, Araplar 14 farklı bölgeden insanların olduğunu ve bu ses işitilince kalabalığın toplandığını görüyoruz ve 14 farklı dilden hatta farklı yöreler diyor belki farklı şiveler, farklı diller kim bilir 14'ten daha fazla ne kadardır, ne kadardı. Yani bu insanların kendi diyor dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz ve Tanrı'nın büyük işlerini işitiyorlar. Bu insanlar celil eller kusarla dolunca bilmedikleri dillerle konuşmaya başlıyorlar. Ve insanlar da hayret ve şaşkınlık içinde toplanıyor. Bu bir belirti, bu bir harika, bu bir mucize. Kutsal kitapta İsa Mesih'in kimliğinin harikalarla, belirtilerle, mucizelerle kanıtlandığını söylüyor. Ve harikalar ve belirtiler ve mucizeler ilk kilisede işlediği imanların hayatında olması gereken şeyler. İsa Mesih dedi bana iman edenlerle birlikte görülecek belirtiler dedi. Benim adımla cinleri kovacaklar. Yeni dillerle konuşacaklar. İşte bu belirti ruhla doldukları zaman gerçekleşiyor. Bu dillerle konuşmaya başlıyorlar ve merak eden insanlar tabii sarhoş olduğunu düşünüyorlar bu insanların ama Petrus diyor ki bunlar sarhoş değil. Yani alkolün etkisi altında değiller. Bunlar Tanrı'nın kutsal ruhunun etkisi altındalar. Yani sadece bilmedikleri dillerle konuşmakla kalmıyorlar. Çünkü düşünün. Bir insan gelip size diyelim mükemmel Japonca konuşsa, aa bu adam sarhoş diye düşünmezsiniz. Aa bu adam ne kadar eğitimli, mükemmel Japonca konuşuyor belki diye düşünürsünüz değil mi? Ama bu insanlar sadece eğitimli ya da işte mükemmel bir dili konuştukları için bu şekilde sarhoş oldukları düşünülmeli. Demek ki bir belirti var. Kendi kendini kendilerini kaybettiler. Belki sevinçle dolular, belki kahkaha atıyorlar, belki ayakta zor duruyorlar ama belki coşuyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar, sevinç dolular ya ve onları gören insanlar da bu insanlar belki bir partiden çıktı ve sarhoşlar diye düşündü. Ama hayır bu insanlar ruhun gücüyle doğmuşlar ve büyük bir tutku ve büyük bir heyecan, büyük bir coşkuyla o oradan çıktılar ve sokaklara döküldüler ve bu insanlara tanıklık etmeye başlıyorlar. İsa'nın da istediği gibi. Diyor ki bu insanların üzerine Tanrı'nın dediği ruhumu dökeceğim. Oğullarınız kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlarınız düşler görecek. O günler kadın, erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Ben e, biraz önce de paylaşmıştım. İlk iman ettiğim zaman bu tür öğretileri, ruh, kutsal ruhun vaftizini öğreten bir e, kilise çevresinde değildim. Bunları pek iman ettiğim ilk birkaç yıl bu tür şeyleri işitmedim. Ta ki İsa Mesih bana göründü. Kasım 12 1995 yılında Rabbin görkemini alındı ve İsa Mesih beni çağırdı. Rabbin o görkeminde olağanüstü bir deneyim yaşadım ve hayatımı Tanrı'nın müjdesini vaaz etmeye ve ona hizmet etmeye adadım. Rabb beni sarstı gücüyle bu bu deneyimle. Ve ondan sonra büyük bir açlık oluştu. Hizmete atıldım. İlk birkaç ay fark ettim ki hayatımdaki ihtiyacım olan güç yok, donanım yok. Çağrılanlar çoktur ama seçilenler azdır. Evet Rabb beni çağırmıştı ama her çağrı için bir donanım gerekiyor değil mi? Bir insan doktor olmak isteyebilir ama doktor olmak istediği gün hemen doktor olmayacaktır. Gidecektir, tıp fakültesini okuyacaktır, staj yapacaktır, deneyim yapacaktır. Belki ancak 5-6-7 yıl sonra doktor olabilir. Aynı şekilde bir insan avukat olmak isteyebilir. Avukat olacağını bilir ama hemen avukat olamaz. Bir eğitimi lazım, bir donanımı lazım değil mi? Aynı şekilde Tanrı'nın hizmeti için çağrılanların da donanım, donanması lazım. Tanrı'nın ruhunun gücü ve kutsal ruhun vaftizinin amacı da bu. Kiliseyi doğa üstü bir hizmet için donatmak. Ve bunu fark ettiğim zaman bu ayetlere bakmaya başladım. Dua etmeye başladım. Gözlerim açıldı. Gördüm. Özellikle bakın diyor ki son günlerde diyor Tanrı bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Eğer Pentekos gününde başladıysa bu son günler, 2000 yıl sonra biz hala son günlerdeyiz ve son günlerin belki son dakikalarındayız, son saniyelerindeyiz. İsa Mesih yakında geri gelecek ve bize kiliseye ve imanlara verilmiş bir görev var. Tanrı'nın ruhunun gücüyle donanarak tanıklar olmamız lazım. İsa Mesih'in hizmetini sürdürmemiz lazım. Elçilerin işlerine bir bölüm daha eklememiz lazım. Farkında mısınız? Elçilerin işleri bitmedi. Amin diye bitmeyen tek kitap bir kapanış cümlesiyle bitmeyen tek kitap Yeni anlaşmada. 27 kitabın hepsi bir kapanış cümlesiyle veya aminle bitiyor. Ama elçilerin işleri bir anda orada duru veriyor. Neden? Aslında çünkü bitmedi. Devam ediyor. 2000 yıldır kilise ve birçok imanlı kusarun gücüyle donanarak her yere dolaşıyor. Uluslara gidiyorlar, insanlara ulaşıyorlar ve her geçen gün elçilerin işleri kitabına yeni bir bölüm daha ekleniyor. Ve sevgili imanlı kardeşim senin de Elçen İşleri kitabına eklemen gereken, senin yapacağın işler, ruhun gücüyle yapacağın işlerin yazılması gereken bir bölüm seni bekliyor. Elçen İşleri kitabına bir bölüm daha ekle. Desinler evet Murat gitti falanca köyde. Şunlar oldu bunlar oldu. oldu. Ali kusarın gücünü aldı ve gitti. E, falanca şehirde kiliseler kurdu. Hastaları iyileşti. Cinlerden kurtuldu insanlar ve orada Tanrı'nın sözü duyuruldu ve insanlar iman etti. Ayşe gitti başka bir ülkeye ve orada müjdeyi duyurdu. Orada peygamberlikte bulundu. Orada ruhun armanları işledi. Tanrı'nın sözü etkili bir şekilde duyuldu ve insanların hayatları değişti. Binlerce insan iman etti ve vaftiz oldu ve kurtuldu. Ne kadar olağanüstü bir şey değil mi? Bunlar devam ediyor sevgili kardeşim. Bunlar bitmedi. Ben de ilk iman ettiğim yıllarda sanki bunlar bitmiş gibi böyle bir izlenim yaratılmıştı bende. Tam olarak söylenmiyordu ama böyle vurgulanıyordu. Sanki kutsal artık işlemiyor. Aynı şey yapmıyor ama diyor ki bütün insanların üzerine Tanrı insanlar arasında ayrımcılık yapmaz. Geçmiş zamanda kusalla vaftiz ettiyse bu insanları neden şu anda bizi kusalla vaftiz etmesin? İsa kutsalla artık vaftiz etmiyor mu? Tabii ki İsa kutsalla vaftiz ediyor. İsa nasıl günümüzde hala kurtarmaya devam ediyorsa kutsalla vaftiz etmeye de devam ediyor. İsa'nın kimliği değişmedi. İsa'nın kimliği değişmedi. Bu çok komik. İsa artık kurtarıyor ama kusalla vaftiz etmiyor demek sanki İsa hizmetini değiştirdi, kimliğini değiştirdi gibi oluyor. İsa günümüzde de hala kutsalla vaftiz edendir ve bütün imanları kutsalla vaftiz etmek istiyor. Bakın Petrus'un sözlerine Pentekost günü o uzun vaazı veriyor ve o gün 3000 kişi iman ediyor. Bunu görüyoruz. Ve ve a, 20 a, 38. ayette Petrus'a soruyorlar. Ne yapmamız lazım diye. 37'de Petrus diyor ki şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kusar'un armağanını ya da Kusar'un vaftizini alacaksınız. Bu vaatler, bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Bu vaat herkes için geçerli. Babanın vaadi herkes için geçerli. Çocuklarınız için geçerli. Uzaktakilerin hepsi için ve bunu gördüğüm zaman fark ettim ki ben bu vaadi alabilirim. Bu vaat benim için de geçerli. Ve Tanrı'dan bu vaadi istedim. Rab dedim beni kutsal ruhla vaftiz Gücünle doldur. Ve Rabbin ruhu üzerime döküldü. Olağanüstü bir deneyim yaşadım. Tanrı'nın ruhunu ateş gibi üzerimde hissettim. Kemiklerime işleyen bir ateş gibiydi. Benim, benim bütün vücudumu, hayatımı sarstı. Ve ruhun armağanları hayatında işlemeye başladı. Ve Rabbin ruhunun doluluğuyla ben de Rabbin yeni dilleriyle konuşmaya başladım. Ve hizmete başladığımın ikinci ayında bu gerçekleşti. Ve ondan sonra da tabii ki Tanrı'nın istediği hizmeti doğru düzgün bir şekilde yapmak için gereken donanıma sahip oldum. Tabii ki yıllarda, yıllar içinde daha da çok tecrübe kazandım. Ama şu değişmeyen bir gerçek, bugüne kadar yaptığım her şey kutsalın gücüne Dayalı olarak yapıldı ve bu kutsalın gücüne dayalı olarak yapılmayan her şey zaten sadece insan gücüne dayanıdır. Ve güçle değil, kudretle değil, ruhumla yapacaksın diyor Tanrı. Neden kutsal ruhu dışlıyoruz? Kutsal ruhu artık dışlamayı bırakalım. Kutsal ruh sadece içimize gelen, yeni doğuşu veren kutsal ruh değil. Aynı zamanda bizi güç ve ateşle vaftiz eden kutsal ruh. İsa Mesih bize kutsal ruhu göndereceğini söyledi. Ve bizi donatacağını söyledi. Bizi mes edeceğini söyledi. Haleluya. Evet programımızın sona yaklaştık. Özellikle bugün paylaştıklarım üzerine Biliyorum şu anda bazı imanlı kardeşlerim var, Hristiyan kardeşlerim var. Rab şu anda yüreğinize dokunuyor ve farkındasınız. Güçsüz bir imanlı yaşam sürmektesiniz. Çünkü Kusar'ın gücünden yoksunsunuz. Size bir vaat verildi. Kusar'ın gücüyle donatılabilirsiniz, ruhla vaftiz olabilirsiniz ruhun armağanları, doğaüstü armağanları sizin hayatınızda da işleyebilir. Bu hayatınızı değiştirecek olağanüstü bir şey. Bunu sakın kaçırmayın. Bu bir opsiyon değil. Bu gerçekten muhtaç olduğunuz ve gereksinim duyduğunuz bir şey. Ve Tanrı'nın buyruğu, İsa'nın buyruğu, İsa bu buyruğu verdi. Yarış önden ayrılmayın. Birkaç güne kadar kutsalla vaftiz edileceksiniz dedi. Haleluya. Şu anda sizin için dua etmek istiyorum. Bunu almaya hazırsanız, evet ben kutsalla vaftiz olmak istiyorum. Ruhun gücünü almak istiyorum diyorsanız olduğunuz yerde ellerinizi kaldırın ve Rabbe teslim olun. Dua edeceğim sizler için. Rab şu anda beni izleyen bu imanlı kardeşim için dua ediyorum. Onu kutsal ruhunla ve ateşinle vaftiz et. Rab İsa sen kutsalla vaftiz edensin. Şu anda senden bunu isteyen çocuğunu vaftiz et. Sen iyi armağanlar vermeyi bilensin. Sana gelenleri geri çevirmezsin. Ruhunun gücünü dök, meshet. Ruhunun ateşini dök ruhla doğmalarını, yeni dillerle konuşmalarını, ruhun armağanlarının hayatlarında etkili olmalarını sağla. Senin için gerçekten etkili bir tanık olsunlar, etkin bir müjdeci olsunlar. Ruhun gücüyle yaşasınlar. Sadece müjdeyi duyurmak için değil ama hayatlarının her gününde senin için güçlü bir imanlı olarak ayakta durabilsinler. Haleluya. İblisin bütün saldırılarına karşı o zayıfları güçlendir diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Rab şu anda sizi mesediyor. ediyor. Haleluya. Haleluya ve bu dolulukta kalmak için her gün gayret gösterin. Her gün taze bir dolduruş isteyin Rab'den. Belki diyeceksin ben henüz İsa Mesih'e iman edip bu kurtuluşu almadım. Bunu yapmak istiyorum. Günahlarımı bağışlanmasını istiyorum. Benimle birlikte dua et dostum. Gözlerini kapat ve bu duayı tekrar et. Sevgili Tanrım, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Beni bağışla, beni kurtar. İsa Mesih'i Rabbim olarak kabul ediyorum. Ölümden dirildiğine yürekten iman ediyorum. Amin. Sevgili dostum bu duayı tekrar ettiysen çok iyi haberim var. Günahların bağışlandı. Rab seni kurtardı. Ne kadar harika bir şey. Bize yazmanızı istiyorum. Lütfen dua istekleriniz varsa sorularınız veya tanıklıklarınız paylaşın. Sizden işitmek istiyoruz. Başka bir programda birlikte olmak üzere. Rab sizi bolca bereketlesin. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 Kutsal Kitap'ta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabbi seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer. Çok eken çok biçer.